3 yıl önce aldığınız bir gayrimenkulü satışa çıkardınız. Peki bu mülkün satışında ne tür bir vergiyle karşılaşacağınızı biliyor musunuz? Gelir vergisi kanununa göre gayrimenkullerin 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde elde edilen gelir için vergi ödenmesi gerekir. Bu verginin adı da değer artış kazanç vergisidir. Tabii değer artış kazanç vergisinin doğması için de bazı şartların oluşması gerekir. Mesela gayrimenkul alım satımını sık sık yapıyorsanız veya bu satışı yapan gerçek kişi değil tüzel kişi ise burada doğan vergi değer artış kazanç vergisi değildir. Peki değer artış kazanç vergisi nasıl hesaplanır? Gayrimenkulün satın alındığı bedel enflasyona göre düzeltilir ve bugünkü değeri hesaplanır. Satılan bedel arasındaki fark brüt gelir olarak hesaplanır. Brüt gelirden bazı giderler düşülür. Nedir bu giderler? Satarken ödenen %2 tapu harcı, istisna tutarı, her yıl devlet tarafından belirlenir bu istisna tutarı. Daha sonra eğer gayrimenkul kredi ile alındıysa bu kredi için kredide ödenmiş faiz miktarı ve eğer erken kapatılıyorsa satıştan dolayı erken kapama bedeli ve yine gayrimenkule değer kazandıran yani değer arttırıcı yapılmış olan tadilatların maliyetleri gider olarak hesaplanır ve brüt gelirden düşülür ve safi kâr çıkarılır. Safi kâr üzerinden de vergi hesaplaması yapılır. Örneğin 2019 Haziran ayında 500.000 TL'ye aldığınız bir gayrimenkulü bugün satıyorsunuz ve 1.000.000 TL'ye satıyorsunuz. Normalde aradaki fark 500.000 TL gibi düşünülür ama hayır, 2019 Haziran'da aldığınız 500.000 TL'yi enflasyona göre bugün hesapladığınızda yaklaşık 730.000 TL gibi bir bedel ortaya çıkıyor. Aradaki 270.000 TL yani 1.000.000 TL ile 730.000 TL arasındaki 270.000 TL bizim brüt gelirimiz oluyor. Bu brüt gelirden de giderleri düşeceğiz. Nedir bu giderler? Bu mülkü nakit satın aldığınızı ve içine de bir masraf yapmadığınızı düşünürsek nedir bu giderler? İstisna tutarı ve ödeyeceğimiz yani 1 milyona satarken ödeyeceğimiz %2'lik tapu harcı. Bu vergilerde düştükten sonra kalan bedel safi kar olarak vergi dilimimize göre de hesaplanır ve değer artış kazanç vergisi bu şekilde hesaplanarak ödenir. Değer artış kazancını hesaplamanın basit bir yolu da var. İnternete girerek bir arama motoruna değer artış kazanç vergisi hesaplama yazdığınızda karşınıza bir sürü internet sitesi çıkacak. Bunları bu siteleri kullanarak hesaplama yapabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. Gayrimenkul işi ciddi bir iştir. Hata yapmamak veya zarar etmemek için işine hakim, mevzuatı iyi bilen bir emlak danışmanıyla çalışmanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.